aşırı hava olaylarıyla uygun bir şekilde başa çıkmak, hayat kurtarmak ve yapısal zararı en aza indirmek için büyük önem taşıyor. Finlandiya'nın başkenti Helsinki yakınlarındaki Porvoo itfaiye görevlileri, katıldıkları simülasyonda bir fırtına sonucu devrilen ağaçların yolu kapattığını bildiren acil bir çağrı üzerine harekete geçiyor. Bu teknoloji uzun yıllardır ağaçlandırmada kullanılıyordu, ancak söz konusu yöntemin kurtarma operasyonlarında da kullanılabileceğini fark ettik. Bu tür ekipmanları evlerde çıkan yangınlara müdahale ederken de kullanıyoruz. Örneğin yanan bir evden çatısını ayırmak istediğimizde bu yönteme başvuruyoruz. Bu simülasyon, aşırı hava olaylarının altyapıya verdiği zararlar konusunda sistematik bir risk yönetimi geliştirmeyi amaçlayan RAIN adlı Avrupa projesi çerçevesinde düzenleniyor. RAIN projesiyle kurtarma ekiplerinin ve sivil savunma birimlerinin düzenledikleri operasyonlarda verimliliklerini artırmalarına yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Burası Helsinki'nin 2005 yılında sular altında kalan merkezi Pazar Meydanı. RAIN projesi kapsamında Finlandiya'nın başkentinde yerden yaklaşık 1.2 metre yüksekte yaya yolları inşa ediliyor. Bu kaldırımları yaparak yerleşim alanlarını sellerden koruyoruz. Bu yüzden de her evi tek tek korumak yerine büyük alanları bu oldukça basit setlerle koruyabiliriz. Son yıllarda Avrupa'nın diğer yerlerinde de bu teknolojinin kullanımı yaygınlaşıyor.